Merhabalar. Bu dersimizde Node.js ile kullanıcı adı mimarisine göz atacağız. Kullanıcı adı mimarisinden kastım ne? Mesela slash red channel yazdığımızda red channel gelecek. Blue channel yazdığımızda burada red channel yerine blue channel.html'i çekecek gibi kullanıcı adı yazarak sayfamızı nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle kodlarımızı açıyorum ve HTTP server'da response'un cevap olduğunu söylemiştik yani. Response, res, response'un kısaltılmışı, response da cevap demek. REQ da request'in kısaltılmışı, request de gelen anlamına geliyor. Yani client'ten, kullanıcıdan bize gelen request, bizim gönderdiğimiz responsive, cevap. Şimdi request nokta url dersek, gelen URL'yi al anlamına gelir. Bir değişken oluşturup bunun ismine username dersek ve bunu req.url'ye eşitlersek ve kaydedersek, ardından bunu console.log ile loglarsak arkadaşlar, ne olacağını beraber görelim. Şimdi sayfamı yenileyim ve buraya OK yazayım. Enter'a bastım. Bakın OK yazdı. Mavi yazıyorum. Bakın blue yazdı. Şimdi ben ne yapabilirim? Switch ile bunları kontrol edip eğer ki kullanıcımız red channel yazdıysa red channel.html'i aç, blue channel yazdıysa blue channel'ı aç diyebilirim. Red channel.html'den iki tane daha yapayım ve bunun ismini welcome olarak değiştiriyorum. Bunun ismini de Blue Channel olarak değiştiriyorum ve üçünü de Komodo ile açıyorum. Ardından Welcome'ı şu şekilde Welcome to my tutorial olarak değiştiriyorum ve rengini green yapıyorum. Ardından Blue Channel'ı da Blue Channel olarak değiştiriyorum. Rengini Blue yapıyorum. Şimdi Server.js'e tekrar gittim ve burada bir switch ifadesi oluşturuyorum. Neyi seçecek? Username'i. Ve username'i seçtim. Şimdi case işlemine başlayabilirim. Case. Eğer ki username red channel'sa arkadaşlar ne yapacak? Buradan şu kodlarımı kopyalıyorum, kesiyorum daha doğrusu ve buraya yapıştırıyorum. Eğer kullanıcı adı red channel'sa red channel.html'i seç. Düzgün bir görünüm olması için şu şekilde yapayım ve ardından sonlandır, break. Ve switch, pardon switch değil, şu şekilde. Case blue channel. Eğer kullanıcı adı blue channel ise bunların hepsini kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. BlueChannel.html'i aç. Eğer bunlardan hiçbiri değilse welcome.html'i aç. Ardından bunu kaydediyorum. Gördüğünüz gibi bu zaten baştan başlattı ve sayfama geliyorum. Bakın herhangi bir şey yazarsam default değer dönüyor ve welcome to my tutorial yazıyor.
Normal sayfaya geldiğimde de Welcome to my tutorial yazıyor. Ama eğer ki ben Red Channel yazarsam arkadaşlar, bu kullanıcı adı Red Channel'a eşit olduğu için burada, şuna eşit olduğu için Red Channel'ı çağırıyor. Eğer ben Blue Channel yazarsam buraya, gördüğünüz gibi Blue Channel'ı çektim. Bu şekilde de Node.js ile bir username mimarisi yaratmış oldum arkadaşlar. Diğer derste Socket.io'yu web sayfalarımıza nasıl entegre edeceğimizi öğreneceğiz.